Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tolgahan. Elmas Doğru serisinin yepyeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Evet, neredeyse yine adınıza ediyordum. Kaçıncı bölüme geldik yine de bazen. Abi bu ne ya? Ne çok konuştular lan, 10 saniye içinde 100 tane, 10 saniye bile değil, 5 saniye içinde 100 tane mesaj atmayı bildiler ya. Harbi bildiler de, çok değişik. Neyse, kaçıncı oyunumuzdayız? 6. oyunumuz, evet. 6. oyunumuz olacak bu. Şampiyon seçimindeyiz tabii ki, gördüğünüz gibi. 1 2 1. Tamam. Leyla ve ben aynı anda seçeceğiz. Takımın ilk seçimlerini yapacağız birlikte. Jarvan kalırsa ben Jarvan almayı düşünüyorum. Açık söylemem lazım. Jarvan almayı düşünüyorum. İlk 10 maç çok önemli ve Jarvan çok kolay oyun taşıyabilen bir şampiyon. Şu aralar en azından biraz fazla kuvvetli kendisi. O yüzden Jarvan almayı düşünüyorum. Ama bakalım, 500 yılda bir ban atmazsa, Nidalee banlarsa sevinirim. Nidalee çok kuvvetli. Niye mi Nidalee? Niye mi? Neyse, tamam. Adam niye Nidalee dedi ya? Şey yapmaya gerek yok. Hiç tartışmaya girmeye gerek yok bence şu an. Bakalım, Jarvan'ı alabilirsem mutlu olacağım. Sevineceğim. Hatta belki Nidalee'yi bile alabilirim ben. Ama emin değilim ondan. Evet, adamlar Leona ve Yasuo banlamayı Nidalee'den daha önemli gördü ve bir de üzerine Blitz banlayacaklar galiba. Gerçekten Yasuo, Leona ve Blitz banlandı. Bronz 5 dünyasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar diyesim geldi içimden. Şuradaki banları gördükten sonra yani. 105 kere nerf yemiş, 100 tane şampiyon banlandı. Çok değişik bir elodayız, evet. MMR'ımız biraz fazla düşük şu anda. Umarım sıkıntı olmadan şu ilk 10 maçı Gold 1 falan çıkmak istiyorum. Belki Plat 5. Hani hiçbir oyunu kaybetmemem lazım ama elsizlere kolsuzlara denk gelmeden. Jarvan alacağım. Jarvan hala açık gözüküyor. Maokai alırsa da sıkıntı değil. Yine de Jarvan alacağım. Buyruğumdur. Bu Buyruğumdur. iş Bu iş bitecek. bitecek. Rün ve kabiliyetler. Ya bunu yayında %2,8 almışım. 3 tane almışım. Bunlardan 3 yerine bir tane kritik alınıyor da. O kadar büyük etki olmaz. Unutuyorum onu hep değiştirmeyi. Aynı şekilde kabiliyetler de bir önceki oyunumuzla aynı. Standart agresif ormancı kabiliyetlerini kullanıyoruz. Evet. Annie var. Annie ve Maokai'ye ben biraz basit baskın atabiliyorum açıkçası. Bunlar güzel seçimler benim için. Böyle çok uçuşu kaçışı, evet, Ezreal gibi uçuşu kaçışı çok olmayan seçimler yaparlarsa diyecektim ki yaptılar. Sıkıntı olabilir ama o Annie eğer destek rolünde oynayacaksa ve bizim Morgana da destekte oynayacaksa, Morgana her türlü çok daha iyi Annie'ye karşı. Gerçekten çok iyi. Q'sunun menzili çok yüksek Morgana'nın. Annie'nin yetenek menzilleri abartı bir yükseklikte değil. Ayrıca Morgana'nın o büyük kalkanı sayesinde de Annie'nin zaten neredeyse tek olayı olan sersemletmesini, stun'ını silerse eğer güzel bir şekilde oynayıp, güzel bir şekilde oynaması burada önemli bir faktör tabi. Çok rahat alabilirler koridoru. Hani Annie Morgana ulti attığında Annie'nin kaçacak bir şey de yok derken Annie orta koridor, tamam. Syndra'ya karşı da kötü Annie. Syndra'nın da menzili çok yüksek. Ya tabii ki de oyunculuğa çok bağlı bu şeyler. Annie çok basit bir şampiyon ve çok rahat koridorunu ezip oyun taşıyabilir karşısındaki adam iyi oynamazsa, ama Syndra'nın çok rahat ezmesi lazım. Yani oyunculuğu seçtiği şampiyon oynamayı biliyorsa ezer. Seçtiği şampiyonu oynamayı bilmesi önemli burada. Alt koridorda Nami Ezreal yaptılar. Ortada Annie.
Yukarıda Maokai ve ormanda da Vi var. Vallahi bizim takım kombomuz Lissandra da alırsa eğer gerçekten çok güzel. Şöyle bir bakıyorum ve gözüm şenleniyor açıkçası. Lissandra, Miss Fortune, Morgana, Jarvan. Gayet güzel, gayet güzel. Eşek gibi büyük sağlam alan hasarımız var. Hayır, Lissandra zaten orta koridor yerine yukarıda daha mantıklı bir seçim. Çok değişik ya. İnsanlar harbi anlamıyor. Bazı insanlar harbi anlamıyor ya. Neyse. Bakalım. Umarım güzel bir oyun geçiririz. En azından takımın birbiriyle kavga etmediği bir oyun bile yeterli. Takım savaşlarında şöyle bir bakalım. Annie, Maokai, Ezreal alan hasarı var. Alan hasarları var. Vi de alan hasarında ve tekli odaklanmada da önemli olan bir şampiyon Vi. Maokai de W yeteneğiyle aynı şekilde. Nami ultisini güzel kullanırsa bütün her şeyi bozabilir. Bu konuda gerçekten ya bu tarz böyle 3-5 kombolu mombolu şeyler, cartlar, curtlara Nami gerçekten güzel gidiyor. Evet, biraz daha az bir şey düzelmiş galiba. Hani 2000 2 los, hani 2 zafer 2 bozgundayken Elmasa Doğru serisinin 5. oyununda baya bir düşük seviye, düşük seviyeden kastım düşük ligdeki insanlarla eşleşmiştik hatırlarsanız. Şimdi biraz daha bir gıdım yükselmiş gibi. İki tane geçen sezondan platin ve iki tane de geçen sezondan altın olan insan var benden başka. Karşıda Maokai'de ve Lissandra'da, ikisinde de ışınlanma var. Lissandra bozabilir Maokai'nin ışınlanmasını. Maokai da aynı şekilde Lissandra'nın ışınlanmasını bozabilir. Eğer birbirleriyle karşılaşırlarsa koridorda. Annie'den korkuyorum. Açık konuşmam gerekir. Annie'den korkuyorum çünkü bu ligle hani düşük seviyede, düşük MMR, düşük Elo, düşük seviye oyunlarda çok kolay, çok kolay ezip oyun taşıyabilen bir şampiyon. Ve belli bir seviyeye geldikten sonra karşı konulamıyor hani. Annie'den o yüzden korkuyorum. Eğer Annie oynuyorsa, ki çok zor bir şampiyon değil Annie, sıkıntı çıkarabilir. Syndra bilmiyorsa tabii. Syndra biliyorsa Syndra her türlü Annie'yi alıyor o konuda. Eğer Syndra oyun oynamayı biliyorsa, hani Syndra oynamayı bildiğinden emin olsam içim çok rahat olur. Bu oyunu aldık derim. Anlatabildim galiba son cümlemde sonunda. Oyunun sesi az bir şey yüksek olmuş. %25 düşüreceğim geçen videoya göre. O şekilde bir değişiklik yapacağız. Şu Dıbış kardeşimizden başlayacağım. Bu el benim full tank kasmam gerekebilir duruma göre. Koridorların ve benim kasmışlık seviyeme göre, durumuma göre full tank gitmem gerekebilir. Takımın tek tankı benim ama eğer içeriye güzel bir ulti tutturabilirsem takımın diğer elemanları eşek gibi alan hasarı çıkartıp oyunu bitirebilir bile. Hani adamlar yok olabilir. 10 saniyede bir şey çekebiliriz. Ace çekebiliriz. Katliam alabiliriz. 10 saniyede sadece. İmkansız değil bu. Ya bu takımla imkansız değil. Koridor durumları önemli tabi. Görüş almak için bayrak attım. Eğer adamlar invade'e şeye gelirse diye, baskına gelirse benim ormanıma diye. Bir görüşümüzün olması güzel olabilir. Ben bir de oturuşumu biraz daha şöyle rahat bir konuma getirip biraz su içeceğim. Ne yapıyor abi? Hiç düz vuruş yapmayacak mı? Yapar herhalde. Güzel. İrademe karşı koymaya kim cüret ediyor?
Haydi bakalım. Eyvallah, adamsın ya. 2-3 tane vurup gitmedi yani, ölene kadar yardım etti. Şey ölene kadar. Dıbış verene kadar yardım etti. Harbi çok iyi oldu o yardım. Canım çok düştü ya. Şu küçükleri önce kesmem gerekiyor. Can potumu kullanmadan kesebilirim gibi. 250 canım var. Aynen. Can potumu kullanmayacağım çünkü hemen geri gideceğim şurayı kesince. Mor çarpı alacağız. Yine tam olarak bir önceki oyundaki gibi mor çarpı alıp sonradan maviye çevireceğiz onu. Can potu ekstra satın alacak paramız kalmadığı için ilk şuralara falan dönerken canımız çok düşük dolaşmayalım. Sonradan zaten sıfır altın vererek, yani bedavaya bir değişiklik uygulanabiliyor. Şey gelebilir. Vay gelebilir. Vay'ın erken seviye baskınları çok etkili biliyorsunuz. Evet. Güzel, kırmızım güvende. Ortada. Geliyorum abi, şöyle gel. Şöyle gel, şöyle gel. Vur abi. Tamam, tutuşturun ölmesine şey yaptım, çabaladım. Sindiri alsın diye. Bak, orada harita kontrolü, baskın kontrolü çok önemli. Aa, eni neyine duruyor orada? Bana daha güçlü rakipler bulur. Çok fazla minyon var ya. Şu minyonlara bakar mısınız? 4 dalga minyon falan. Uzun zamandır bu kadar minyonu bir arada görmüyordum. Kuleye ölecek olanları ben öldüreceğim. Vereceği deneyim puanı için. Onu alabileydim iyiydi. Araba minyon gitti boşa. Güzel. Kırmızımıza gidiyoruz. Oo, hepsini kaybedecek orada. Bir asistimiz var. Eşek gibi fazladan deneyim puanımız var. Vaya oranla. Mid'de aldığım o kadar minyondan gelen. Vay şu an yeni 4 olmuş olabilir. Ben 5 oldum. En iyiye bir daha gidebilirim. Böyle bir durumda gidilebilir. Ama yok. Şey yapıyor adam. Kurbağayı alacağım. Şunları kesip totem görüşü elde etmek istiyorum şu anda. Evet. Mavinin çıkmasına 1,5 dakika var ve ben 5,5 seviyedeyim. Adam 4. Maokai'ye gidilebilir aslında, şu noktada gidebilirim. Ama çok geride duruyor. Seviye kasmaya devam edeceğiz. Kulede bir yapmak istemiyorum açıkçası. Gerek yok yani. Canımı full tutacağım. Can potumu kullandım o yüzden. Adamların ormanında olduğum için. Bu
Bu da ormanda devriye bildiğiniz beleş. 6 olduk, çok güzel. Daha mavi çıkmasına 40 saniye var. Ben oyundaki en yüksek seviye benim şu anda. İrademe karşı koymaya Gel kim kanka. cüret ediyor? Saldırırsa bana bu keserim. Tamam, Annie de geliyor. Tamam, geri dönüyor. Takımından biri katledildi. Kötülere insaf yok. Ya alamadım. Alabilsem çok iyiydi. Mavi var abi. Lissandra geliyor değil mi? Gel. Takımından biri katledildi. Çarp var. Döndü. Al abi onu da. Ne zaman çıkacağını biliyorum. Çok güzel. Ölmeden bize rahat yok. Eni gelmese verecektim. Daha çok vurur yani. Eni vurur. Kendim de çok eni oynadığımdan dolayı biliyorum bunu. Deneyimle gelen bir bilgi diyebiliriz. Bana daha güçlü rakipler Syndra bulunuyor. mavi almak istiyorsa gelsin abi şu an. Aa! Aa! Abi, alt koridor. Gelin. Miss Fortune hadi. Ultin var abi. Heh, çok güzel. Vurun oranın da sırtına. Morgana'dan çok güzel ulti geldi. Abi Syndra maviyle uğraşıyor ya. Morgana'nın ultisi harbi güzeldi orada. Hasar alacağım. Evet. Bundan bir sonraki eşyamı tank eşyası alabilirim. Çünkü hasarda geri kalıyorum yavaştan. Ejder almış olabilirler şu anda. O da hasar farkı yaratır. Aşağıdaki durum ne? Ezreal 1, 0, 1. Abi ona da kafa atılmaz ki ama ya. Bak. Babam için, kral için. Kulede bir devam ediyorlar mı? Sen ne yapıyorsun abi? Öleceksin lan. Manyak herif. Aa, ışınlanıyor. Geliyorum abi. Ne yapıyorsun lan manyak? Sen neredeyim abi? Heh. Seha. Üçte üç. Kase oldu biraz ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ejder alalım, ejder. Kim yaşıyor? Vay yaşıyor. seviye 5, ben 7'yim. Benim çarpım çok daha fazla vuruyor şu an. Çaldırmamam lazım. Yani mantıken çalmamaları lazım. Çok güzel. Bu o aşağıdaki savaş var ya. Benim için dönüm noktası oldu ya. Benim için şu an dönüm noktası oldu. Neden abi? 3 kill, 1 ejder. Efsane ya. Bak, 0 parayla gelmiştim. 1172. Bedavadan bir dev kemeri alacağım. Öyle düşünün. Bir de pembe totem alırım. Temiz. Tabi bedavadan değil de hani. Oranın ödülü mü diyelim? Aynen, ödülü desek daha mantıklı olur. Onu yapmanın ödülü. Buna çarp atmayacağım. Şey atacağım. Şu tavukları atacağım. Totem görüşü vereceği için. Bir bakalım, kolaçan edelim şuradaki totemleri, motemleri. Eni 8 olmuş. Totem yok. Ultime 10 var. Alırız.
2 ve 2 de alırız, evet. Çünkü Vay herhangi bir adam akıllı eşya bitirme yapmadı. Biraz daha sabırlı oynarsam. Sersemletirse şunu çok güzel. Çok güzel. Geliyorum abi. De uzağım yani. Bilmiyorum oradan kaçabilir mi? Tam oradan geliyorum. Çok güzel. Yollarını çevirdiler. Bozdum bozdum. Q'sunu bozdum Vay'ın. Çok güzel. Aa, o da öldü. Orada Vay'ın Q'sunu bozmam çok önemliydi ya. Gerçekten önemliydi. Syndra, bak Syndra'nın bu huyunu çok beğendim. Takıma odaklı oynuyor. Harita kontrolü güzel. Gel abi. Bizim adam 2'de 2. O da güzel. O da güzel. ...2500 altınımız var. Bence ben biraz daha para kasıp gün ateşini bitirebilirim. Gün ateşini bitirmem mantıklı olur mu? Eni kastığına göre. Sıkıntı olmaz herhalde. Hem kule tanklama potansiyeli. Hem de can. Bitti mi gün ateşimiz? Dur bakayım. Bitmiş. Güzel güzel. Çok güzel. Bu tabi ekstra hasar da kazandıracak bize takım savaşlarında. Adamların içinde dolandıkça. Şu anda hem çok fazla vuran bir insanız hem de bir tankız yani. Zor ölen birisiyiz. Tabii bu. Bakar mısın? Vay'dan 51 saldırı gücü fazlam var. 700 can fazlam var. 60 zırh fazlam var. Hani her alanda Vay'dan yükseğim şu an. Gel kanka. Öldü öldü. Ulti atmak istemedim, gerek yok. Kuleye gitsem Eni ölmemiş. Aşağıda ama. Ölmemiş ama aşağıda. Bence ben vurabilirim bu kuleye ya. Aynen şuraya da E atayım. Hem saldırı hızı bonusunu alırım. Gün ateşi var ya, kulenin odağı bize geçiyor. Kötü oluyordu. Yeteneklerimi kullanmayacağım. Düz vuruşta keseceğim şimdi minyonları. Herhangi bir gereği yok. Manam zaten yarıda olduğu için. Ya şu gün ateşi bildiğim mahvetti ya. Dur bakayım. Kırmızısı varsa bunu alalım. İstiyorsa gelir. Ben çarpı değiştirmeyi unuttum ama. Kardeş. Yine bozdum bakıyorsunu. Attın ultiyi. Kule menzilinde değilim ki abi. Temiz. Çok temiz. Kırmızısını aldık. Adamı aldık. Kuleyi alamadım. Ama olsun.
Çıktı ejder, alalım abi. Ondan önce şunu almak istiyorum. Verdiği bunun o yürüme hızı cartı var ya. O bayağı güzel ya. Çok beğeniyorum. Başlayın abi. 640 vuracak çarp. Aa, öldü lan neredeyse. Ejder 60 olmasaydım almışız adamı. Çok iyi ya. Şurada Eni var abi. Bu maviyi ben almak istiyorum. Sıkıntı yaşıyorum mana konusunda şu anda çünkü. Hasar alabilirim şimdi gidip biraz. Ayakkabıyı bitireceğim. Şunu alacağız abi, ayakkabı. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Hasar almayacağım ya. Aynen. Şimdi değil. Alabilirim ama şimdi değil. Biraz daha şey, hani oyunu fırlatmamak istiyorum. Şu an Vay'ın sadece benim şu eşyamdan var. Benim Vay'den fazla olarak gün ateşi ve dev kemerim var. Ve gün ateşi ve dev kemeri 800 can sağlıyor. Bayağı öndeyim şu an. Güzel, ben şuradan giderim. Sindra da oradan yakalar. Aldık. Ölü. Tamam kanka, kaçtın. Sindra aldı. Alamadı mı? Aldı. Güzel. Kırmızıyı alayım ben. Zaten şu an ben de 11'im. Aşağının dikkat etmesi lazım. Şu anda böyle bir durumda. Çünkü adamlar gidiyor oraya yani. Makuay da oradan çıktı. Ben de gideceğim. Ben ortaya yitirebilirim aslında. Zaten kesmişiz adamları. Ortaya yitirsem daha faydalı olurum takıma. Durdurulamıyor. Takımından biri katledildi. Yardıran bakalım. Temiz. Takımından biri katledildi. Jarvan çık git oyundan diye. İnançlıları koru. Ağlıyor şu an, bildiğin ağlıyor ya. Şurada bekleyeceğim. Beklemeyeceğim ya da. Geri gelecek mi acaba o? Ulan çarp attı ya. Terbiyesiz. Geldim abi. Güzel. Ne yapıyorlar? Cidden her şeylerini bana atacaklar mı? Cidden deneyecekler mi bunu? O biraz sıkar çünkü. Kesin oraya kaçarım ben de zaten. Lissandra geliyor, Maokai gelecek. Güzel. Vur kanka. Çok güzel. Aaa, Pemo. Abi. Hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim o kadar vuracağını W'sunun. Benim hatam ya. Şurada yine var.
Warmog alacağım. Evet, Warmog alacağım. Bir de üzerine sihir içen belki Malmortius'a devam ettiririm. Emin değilim. Dediğim gibi takımın eşek gibi hasar çıkışı var şu anda. Takımı tanklamam yeterli. Şu anda biraz oyunu fırlatıyoruz. Evet. Daha dikkatli oynamanın vakti geldi. Geçiyor bile. Geliyorum abi, oradan kaçmana gerek yok ben gelirken ya. Ezreal'ın botu yok. Full hasar almış onun yerine. Ezreal mı var orada bir tane? Ölmeden bize rahat yok. Evet. Şurayı alabiliriz şu an. Lissandra'nın ışınlanması var mı? Aa, çok güzel. Yani beleş. Abi Syndra yok orada. Girmeyeceğim, oraya girmeyeceğim. Syndra yok. Sıkıntı değil. Ben kaçarım abi, ben kaçarım, sıkıntı yok. Senin dönmen lazım asıl. İrademe karşı koymaya kim cüret ediyor? Şuradalar. Gel abi. Lissandra hiçbir şey yapmadı ya. Ulti attıktan sonra başka hiçbir şey yapmadı. Çok yanlış. Giremedi galiba benim ultiden dolayı. Ben ultiyi kapatınca yaklaşsın diye de Makuha'yı çıktı oradan. Lissandra'nın dönmesi lazım. Ben döndüm çünkü durmanın bir manası yok. Güzel. Çok güzel oynadı. Onu çaldırmayız herhalde. Güzel. Bu da 3. Ejder numara 3 oldu bu da. Oo. Çıkarsın abi, çıkarsın oradan. Güveniyorum sana. Abi onu yapmayacaksın ama ya. Onu yapmayacaksın. Arkadan 10 adam gelirken çok mantıksız. Işınlanması boşa gitti yani. Ben şu çarpı mavi yapsam daha güzel olabilir aslında. Vay dolanıyor burada. Aynen. Ney? Kuleye mi öldü? Anlamadım orada adamın neye öldüğünü. Oo. Güzel. En iyi alamadım abi. Ben şu an girer tanklarım ama tankladığım hasar boşa gidecek. Hani takımın toplu dolaşması lazım. Şurada Nami var. Maokai de var. Geliyorum abi. Ne oluyor? Takıldım. Gördünüz değil mi orada? Şu an amacım ADC'yi korumak. Devam et, devam et. Güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu yüzden can kastık.
Kuleyi 5 yıl tankladım lan orada. 5 yıl tankladım kuleyi. Bence devam ederiz. Minyonlar da var. Üst sıradakini alırsak daha iyi olur gibi. Kule beni bırakırsa tabii sevineceğim. Tamam dönelim. Tamam güzel. Lisandra ölmüş. Ejderha çok var. Baron yapamazlar zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Geri dönelim. Tamam. Ezreal ulti sıkıntı değil. 500 vurmaz herhalde. Vurursa da artık 1000 vurmaz. Başka inhibitör alamazdık. Minyon yoktu çünkü. Hani o kuleyi benden başka tanklayabilecek bir kişi yok şu an takımda. Biraz hasar olması amaçlı Malmortius almayacağım. Almayacağım. Yanlış bir seçim olur. Yanlış, çok yanlış bir seçim olur hem de. Almayı da çok istemiyorum ama alacağım. Takıma kalkan olması, büyüdürenci olması gayet güzel şeyler. Ama asıl sebep Malmortius almayıp büyüdürenci almak istememdi. Ve neden Malmortius almadım? Malmortius canımız eksildikçe saldırı gücü kazandıran bir eşya. Ve can sınırı ne kadar yüksekse o kadar az daha değerli oluyor o eşya. Ondan dolayı Malmortius almadık. Can sınırımız düşükken daha değerli o eşyayı almak. Daha mantıklı yani. Gir kanka istersen. Sıkıntı yok yani. Bir kule var. Bir tane kule var. Aa, eni var şurada. Alın abi onu. Çok güzelsin be Morgana. Çok güzel. Çok güzel. Tamam bitir ya, bitir. Mega minyonlarımız var. Ve adamların bir kulesi var. Ben yine çarpı değiştirmeyi unuttum. Bunu unutmamak lazım tabi. Geçen oyunu iyi hatırlamıştım da. Gereksiz bir takım savaşı dönüyor şu an. Bende kule hala. Öldüm mü? Yanlış. Çok yanlış bir... Sıkıntı olmaz. Hani Lissandra'nın yaptığı bir engage'den dolayı, başlattığı savaştan dolayı ben de takip etmek zorunda kaldım diyeyim. Ama çok sıkıntı olmaz. Ne yapıyor lan bu? Alır aslında ya. Aynen. Yanında bir kişi daha vuruyor olsaydı alırdı. Vurun abi birlikte. Güzel. O kuleyi almak kolay çünkü. Hani diğer şu içerideki kuleler çok kuvvetli. Üç koridordan da giriş yaparsak adamların base'ine sıkıntı kalmaz yani. Orada çok düşük candalar. Oraya gidemem şu an çok uzak olduğum için. Sıkıntı değil, halen sıkıntı değil. Burayı yitirmek istiyorum ben. Oo, 3 kişi. 3 kişi sıkıntı yaratabilir. Ezreal'da ne var? 5-4-5 son fısıltısı yok. Geliyorum abi. Kırmızıları varsa onu da alacaktım da. Yokmuş. Hop. 850 vuracak çarp. Görüşleri yok zaten adamların. Şunu da alalım.
lan. Güzel. Baron gidebiliriz aslında. Tamam ben aa orta inhibitörleri açıldı bu arada. Tamam, Lissandra'nın ışınlanması var o işaretten anladığım kadarıyla. İttir abi. Bunlar beni kesemez abi, rahatım ben, sıkıntı yok. Ulan az önce attın Q'nu, ne kadar hızlı döndü ya. Çok çok yanlış bir savaş dönüyor şu an. Çok olmaması gereken bir savaş dönüyor. Çık abi, çık çık. Çık. Baron almalıyız şu an ya. Ultileri attık, boşa attık çünkü ultilerin hepsi gitti. Şunu sihir içende bırakacağım muhtemelen bu arada. Hızlıca bir eşya alıp gitmek istedim. Çok düşünmek istemedim eşyalar üzerinde. Abi barona gelir misiniz ya? Bak. O ne kasmış? Full tank kasmış. Full oğlu full tank kasmış. İyi, ben de orta inhibitörü alırım o zaman. Öyle yapalım aynen. Alırım burayı muhtemelen. Güzel, Miss Fortune ikinci kili de çıkarttı orada. 3 oldu, 4. Güzel. Sea. At her şeyini at bana. Dörtte dört olsun diye vurmadım da dörtte dört de olmadı. GG diyoruz, çok güzel bir oyundu. Hani gerçekten takım oyununa çok dayalı bir oyundu. Bu şekilde de yardırdık, gitti ve bitti. Bazen hasar kasılır, bazen tank kasılır. Ne gibi durumlarda tank kasılır, ne gibi durumlarda hasar kasılır. Bunu çok güzel örneklemiş olduk aslında Elmasa Doğru serisinin 4. ve 5. mi oldu yok? 5. ve 6. bölümlerinde. Hani ard arda tank mı hasar mı aynı şampiyon. İkisi de tek başıma girdiğim orman bölümünde Jarvan. Birine full tank, birine full hasar kasmıştık. Ya full hasar değil aslında da. Olay anlaşıldı sanırım. Ayrıca güzel de oyundu. İlk 6 oyunumuzun 4'ünü kazanmış olduk bu şekilde de. Umuyorum ki ilk 10 oyunun toplam 8'ini kazanmış olurum ve platin 5 falan başlarsam daha güzel olacak. Hani altından platine çıkmak için o seri maçları 5 maçtan falan filan biraz daha yolumuz kısalır Elmas'a doğru serimizin. Yolu biraz daha rahatlar diyebiliriz. Bakalım 6'da 4 yaptık. Hedef 10'da 8 diyerekten kapatalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, arkadaşlarınıza önerirseniz benim için çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.